Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Haftanın dikkat çeken dizilişlerine bakacağız arkadaşlar ve yeni dizilişler var. Mobil için geçerli bu anlatacaklarım. Konsolda oynayan arkadaşlarımız dizilişleri istediği gibi değiştirebilmekte. Ama mobil için bu hafta değişik dizilişler geldi. Bir süredir gelmeyen farklı dizilişleri görüyoruz. Ama en başta söyleyeyim arkadaşlar, 4-2-4 dizilişi ne yazık ki gelmedi. Mesela şu an karşımızdaki diziliş var ya, bu diziliş vardı kaç haftadır, bu hafta yok. Eğer alıp bir oyun plan listenizde duruyorsa arkadaşlar, silinmemiştir. Ben ondan dolayı şimdi bu oyun plan listesine dokunmayacağım arkadaşlar. Çünkü bu dizilişte oynamak istersem şu an herhangi bir takım yok. O yüzden oyun plan listemi değiştireyim. Yeni bugün gelen dikkat çeken dizilişlere bakalım. Yorumlarda en çok arkadaşlarımızın sorduklarına bakalım. Şu 4-2-4 ne yazık ki gelmedi. Çok eskiden geldiğinde ben aldım. Bir oyun plan listemde duruyordu. Ondan dolayı bende bulunuyor. Şimdi oyun plan listesi diyelim. Şu ikinciye geçelim. Burada bir 4-3-1-2 var. Oyundaki 4-3-1-2. İlk hangi takımla başlayalım? Şili Ligi'ne gideceğiz arkadaşlar. Fakat bugün oyuna Güney Kore Ligi eklendiği için oradaki bazı takımlar farklı dizilişler kullanıyor. Güney Kore takımlarından da dikkat çekenlere bakacağız. Belki oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız varsa diziliş nasıl değişiyor? Hemen örnek olarak göstermem gerekirse takımımızı değiştireceğiz. Temel takım ayarları. Biz Şili Ligi'ne gideceğiz. Buradan temel takım diyorum. Santos'un dizilişine de bakalım arkadaşlar bu arada. Güney Amerika, buradan Şili'ye gideceğiz. Şili Ligi hangisi? Şu herhalde Betson olandır galiba. Calama. A takımımızın adı Calama NN arkadaşlar. Bu takım. Seçtik. Burada menajerimize tıklıyoruz. Dizilişi değiştir. Varsayılan dediğimizde 4-3-3 olduğuna bakmayın. Göbeği ofansif orta saha yapabiliyoruz. Uzun süre sonra iki ofansif orta sahalı diziliş geldi. Oyundakinden birazcık farklı. Şimdi oyundakinden farklılığına bakalım arkadaşlar. Ofansif orta sahaların yeri, açıkların yeri bu şekilde. Dizilişi değiştir. 4-1-2-3 yaptığımızda oyunda ofansif orta sahalar ileride. Dün bir arkadaşımız yorumlarda hatta bu dizilişi sormuştu. Şimdi aklıma o geldi. Uzun süredir gelmiyor. Bu takımın dizilişine bakalım. Ofansif orta sahalar geride. İstersek göbek yapabiliriz. Ben ikisini de ofansif orta saha yapayım. Bu şekilde. Bence bunu bir alıp bir oyun planınıza kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Ortadaki üçlü biraz daha geride. Hatta defansif orta sahaya bakalım. Biraz daha geriye mi geliyor? Oyundaki nerede? Şurada. Defansif orta saha da geriye geliyor. Oyunda dost ve ofansif orta sahalar ileri giderken açıklar herhalde değişmiyor. Bu takıma açıklar da galiba birazcık geliyor. Az da olsa geliyor. Ve iki ofansif orta saha yapabiliyoruz. Ekim ayında kaldırılmıştı arkadaşlar. Bu tarz bir diziliş vardı Sepahan Seyce'nin kullandığı. Uzun süre sonra, kaç ay sonra? Kasım, Aralık, Ocak. 3 ay sonra, hatta 3,5 ay olacak arkadaşlar. 3,5 ay sonra iki ofansif orta sahalı bu diziliş geldi. Şimdi Güney Kore'ye gidelim. Orada farklı dizilişler var. Ama ne yapalım? Ben bu dizilişi kaybetmeyeyim. Hatta biz bu dizilişle maç oynarız arkadaşlar. Yoksa farklı farklı oyun plan listelerini açabilirdik. Temel takım ayarları diyelim. Temel takım Asya, Okyanusya, Kore Ligi en başa gelmiş. Takımımız şu. Jeonju G. Zaten çok fazla takım da yokmuş. Jeonju G ismindeki takımı seçtik. Varsayılan dediğimizde bu takımda iki ofansif orta sahalı bu dizilişi kullanıyor arkadaşlar. Farklı bir iki ofansif orta sahalı diziliş. Göbekleri anca dost yaparız galiba. Evet. Ofansif orta saha istersek göbek yapabiliriz. Değişik dizilişlerden bir tanesi bu haftanın. Şimdi bu dizilişe benzeyen bir tane daha diziliş var arkadaşlar, ama ofansif orta sahanın kanat oldu. Aradaki farka da bakalım. Şimdi bu dizilişi aklımızda tutmaya çalışalım. Ofansif orta sahaların şu göbekli olan konumu. Şimdi Arjantin Ligi'ne gideceğiz. Bu dizilişin kanatlı versiyonu. Temel takım Güney Amerika, Arjantin Ligi. Rivaldo gibi bir ismi vardı. Ha şu Rivadavia. Bu takımı seçtik. Şimdi aradaki farka bakalım. Ofansif orta sahalar bir tık böyle kenara doğru açılabilir. Dizilişi değiştir varsayılan. Evet, o şekilde oldu. Kanatlar kenara doğru geldi. Az önceki dizilişinde kanatlı versiyonu bu şekilde. Oyunda 4-2-1-3 dizilişi bulunuyor ama biraz daha farklı bir 4-2-1-3 geldi. Oyundaki buydu. Kore Ligi'nde bir takım 4-2-1-3 kullanıyor. Hemen o takımı bulalım. Temel takım ayarları. Asya Okyanusya, Kore Ligi, Ulsanlı bir ismi var. Ulsan. Ha şu. Ulsan B. Varsayılan dediğimizde
Böyle bir 4-2-1-3, hatta bir otomatik seç istatistiğe göre diyelim. Açıklar biraz geride. Hani ileride değil, birazcık geride. Şu futbolcular arasındaki mesafe fazla. Şu üçlüye baktığımızda hani ofansif orta saha ne geride ne çok ileride. Şu isimler stoperle aynı hizada değil. Orta saha futbolcuları biraz kenara doğru açılmış durumda. Ofansif orta saha istersek göbekli yapabiliriz. Hani denenebilecek dizilişlerden bir tanesi. Ortadaki üçlü böyle dip dibe değil, biraz mesafeli. Bir de arkadaşlar ben pek kullanmam ama 4-2-3 dizilişine bir bakalım. Oyundaki 4-2-3-1, pardon, 4-2-3-1. Oyunda 4-2-3-1 bu şekilde. Kanatlar bekle aynı hizada. Ofansif orta sahaya göre bir tık geride kanatlar. Ofansif orta saha birazcık ileride. Doğrusu da stoper arasındaki mesafede bu şekilde. 4-2-3-1 dizilişine sahip birçok takım bulunuyor. Kore Ligi'nde bir takımın bir dizilişine bakalım. Ne tür farklılıklar var? Ben de merak ediyorum. Bir inceleyelim istiyorum. Tekrardan biz Kore Ligi'ne gidelim. Asya Okyanusu'ya Kore Ligi. Daejeon isimdeki takımı seçiyoruz. Şimdi bu takım da 4-2-3-1 kullanıyormuş. Fakat kanatların biraz daha içte olduğunu gördüm ben ama oyunda denemedim, bakmadım. Şimdi sizlerle birlikte bakacağım. Kanatlar biraz daha böyle merkeze gelmesi gerekiyor. Dostlar falan aynı mı? Evet, o. Şimdi farklılıklar varmış, evet. Kanat içeri doğru birazcık geldi. Ofansif orta sahalarla aynı hizada. Dosta yapıştı arkadaşlar. Şimdi bir daha oyundakine bakalım. 4-2-3-1. Bu şekilde. Şimdi bu takımın dizilişine bakalım. Kanatlar merkeze doğru yaklaşıyor. Orta saha futbolcuları da birazcık geriye geldi. Kanatlar ofansif orta sahala aynı hizada. Kanadı ofansif orta saha yapamıyoruz. Keşke 3 ofansif orta saha yapabileceğimiz şekli olsaydı. 3 ofansif orta sahalı diziliş ne yazık ki yok arkadaşlar. Kore'de bir tane takımın dizilişi de dikkatimi çekti. Seul takımı. Bir beşli savunmalı değişik bir dizilişi vardı. 5-3-2 ama 5-3-2'yi farklı oynatıyor. Seul nerede? Yukarıda. Seul BR'yi seçtik. Şimdi oyundakinden farkına da bakalım. Varsayılan dediğimizde Seul'un dizilişi bu şekilde. Santraforlar arasında mesafe çok fazla arkadaşlar. Santraforlara bakın. Açık gibi bir şey olmuşlar neredeyse. Arada çok fazla mesafe var. Hadi üçlü bu şekilde. Mesafeli duruyor. Şimdi oyunda da 5-3-2 var. Bir oyundaki 5-3-2'ye bakalım. Şimdi bu oyunda göbek biraz daha ileride. Santraforlar birbirine yakın. Ama Seul'de yani saha içerisinde mesafeli durmayı tercih etmişler. Mesafeyi koruyarak orta saha futbolculara ve santrafor arasında bayağı bir mesafe var. İlginç, aslında deneyebiliriz. Oyunda sık kullanılan dizilişlerden bir tanesi de 4-3-1-2. Oyunda bu şekilde. Ben de sık sık kullanıyorum. Fakat 4-3-1-2'nin farklı şekilleri var. Bu hafta baktım Young Boys takımı da 4-3-1-2 kullanıyor. Bir bakalım arkadaşlar nasıl bir 4-3-1-2'si var. Oyundaki bu şekilde. İsviçre Ligi'ne gideceğiz. Young Boys takımını seçeceğiz. Öncelikle Avrupa diyelim. Buradan İsviçre. Belçika şu. Young Boys. Şurada Young Boys takımının 4-3-1-2'si de bu şekilde. Şu göbekler merkeze doğru yaklaştı. Şimdi oyundakine bir daha bakalım. Oyundaki böyle mesafe açıldı. Kenara doğru geldi ama biz biraz daha birbirine yakın olsun istiyorsak Young Boys takımını tercih edebiliriz. Ofansif orta sahanın yerinde herhangi bir değişiklik yok gibi. Göbekler merkeze geldi. Dost da stoperlere yakın. Santraforsuz diziliş vardı. O diziliş birkaç haftadır hala duruyor arkadaşlar. Bu hafta da var. Temel takım ayarları Tayland'daydı. Tayland ligine gidelim. İyi ki bu Asya takımları oyunda var. Belki seçmiyoruz, oyuncularını kullanmıyoruz ama dizilişlerini kullanıyoruz. Farklı dizilişlere sahipler. Rachaburi FC ismindeki takımı seçelim. Rachaburi ismindeki takımın dizilişi de santraforsuz 2 ofansif orta sahalı açıklı diziliş. Son olarak arkadaşlar Santos takımının dizilişi değişmedi. 2 ofansif orta sahalı, 2 santraforlu dizilişi kullanmakta. Hemen Güney Amerika Brezilya Ligi yapalım. Santos FC farklı dizilişler. En çok sorulan dizilişlere bu videomuzda yer vermeye çalıştık arkadaşlar. Beğendiğiniz ilginç dizilişler varsa
farklı farklı oyun planlarına kaydedebilirsiniz. Çünkü haftaya değişirse en azından elinizde bulunur arkadaşlar. Özellikle de iki ofansif orta sahada oynamayı seviyorsak o başta gösterdiğim iki ofansif orta sahada dizilişi muhakkak bir oyun planı listenize kaydedin derim. Çünkü en son Ekim ayında bir değişti. Aylardır gelmedi. Şimdi gelmiş. Belki şu an oynamıyorsunuzdur ama ileride oyunun oynanışında değişiklikler olur. Belki bu dizilişi kullanmak istersiniz. Çünkü zaman zaman dizilişimizi değiştiriyoruz. Oynanış anlamında oyunda da Konami iyileştirmeler yapıyor. Bazen bozulmalar da oluyor. O zaman bakıyoruz dizilişimiz iş yapmıyor. Başka diziliş seçmek istiyoruz. O gibi durumlar için farklı oyun planlarınıza farklı dizilişler kaydedebilirsiniz. Sizler de beğendiğiniz, kullandığınız dizilişler varsa yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.